Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben biraz duygusalım. Neden anlatıyorum hemen size. Bugün Rüya ve Rüzgar ilk defa evden dışarıda kalacaklar. Halalarında kalacaklar. Biraz böyle modum değişik. Çok ne bileyim değişik hissediyorum. Ama bunu onlara söylemek istemiyorum. Kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Başka bir yerde kalabilirler. Bu aslında normal bir şey. Peki siz daha önce kendi ailenizin, kendi evinizden başka bir yerde hiç kaldınız mı? Yorumlara yazın. Şimdi gideceğiz Rüya ile birlikte. Biz bu gece kalacaklar için pijama falan bir şeyler koyacağız yanlarına. Hazırlıklar yapacağız. 3. Hazır mısın? Başla mı? 3, 2, 1. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün halamlarda kalacağım. Rüzgar'la birlikte. Hazır mısın buna? Açık söylüyorum değil. Vallahi nasıl hissediyorsun kendini? Olmayacak ve gece orada kalacağız. Evet ben de bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey evet uzak bir yer ama hiçbir şekilde bir mecburiyet durumu yok. Kendini eğer mutsuz hissettin, kötü hissettin, duygusal hissettin ararsan hemen çıkar geliriz tamam? Merak etme. Arkadaşlar düştüm bir yerin acısı falan filan değil. Öyle durumlarda zaten ara. Hadi hazırlayalım. Çanta hazırlayacağız. Rüzgar aşağıda halası. Bir anda karar verdik arkadaşlar. Ben Rüzgar'ın eşyalarını getiriyorum. Sen ödevlerini götür. Cumartesi pazar olsa yine ödevlerini yapman lazım. Üzerine giyin. Let's go çıkalım. Rüya çantana hazırladım anneciğim. Yedek kıyafet koydum. Pijamalarını koydum. Başka bir şey var mı aklına gelen? Rüzgar'a koydum. Boyama kalemlerinle bir tane defter koydum. Belki resim falan yapmak istersin. Ama orada sadece kurşun varmış. Hayır. Ha bunu koymadım. Bunu koymadım. Ha bunu da koyayım. Ödev de yapacaksın doğru. Akşam. Bunu da koydum. Şimdi sen okuldan geldin acıkmışsındır bunu ya. Gidince halan zaten yemek hazırlamıştır sana. Eğer acıkırsan, susarsan falan halana rahatlıkla söylersin değil mi Rüya? Kardeşini de kontrol et tamam mı? Aç mı sus. Anne. Tamam peki tamam peki Ben bu kadar haklısın. tedirgin değilim. Haklısın ben biraz şey yaptım değil mi? Hadi inelim aşağı yürü bakalım. Duygusal, duygusal, duygusal olma Başak. İyi bakalım montu. Ama sen söyle. Sıfır. Ve çıktık evden. Kendine çok dikkat et tamam mı? Halanın ne derse sözünü güzelce dinle. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım çıktık. Bizi bırakıp gitmişler. Ay düşünsene dur. Karşıdan karşıya geçeceksin. Ne yapman lazım? Önce sola, sonra sağa, tekrar sola ve geçebilirsin. Geçtik. Rüzgar. Gel bakalım. Rüzgar. Anneciğim bu gece halanda kalacaksın. Hazır mısın? Ben vallahi biraz... Ama bugün biz gece gideceğiz. Oh, dün de siz de... Dün. Biz ne yapacağız harbiden ya? Siz de birazcık sıkılın. Sıkılacağız vallahi. Rüzgar pijamalarım var burada tamam mı? Yedek kıyafetlerim var bir şey ihtiyacın olursa diye. Halanın. Rüyanınkiler Rüyanın çantasında. Halanın sözünden çıkmak yok anlaştık mı? Ben görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın tamam mı? Ben de gidiyorum. Sen de mi Brutus? Ay böyle bir şey olsa evde yalnız. Hadi görüşürüz. Abla devam et. Şaka şaka ben gelmiyorum. Sizlerle vedalaşıyorum burada. Kendinize çok iyi bakın. Halanızın sözünü dinleyin tamam mı? Arabada ayağa kalkmak yok. Evde de halanız ne derse o. Rüya okuldan geldiniz. O da acıkmıştır. Siz şimdi kruvasanları yiyin eve gidene kadar. Evde zaten halanız ne ister? Eminim bu akşam çılgın eğlenceli ne istediğiniz. Anne tamam bir dur ya. Tamam hadi görüşürüz. Ben de unuttum her şeyi unuttum. Biz ne yapacağız ya? Biz ne yapalım? Oturup ağlayalım. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben çok duygusalım. İlk defa dışarıda kalıyorlar. Ve gidiyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Gitmediler. Vaz mı geçtiler? Görüşürüz. Hoşça kalın. Ve gittiler. Arkadaşlar ve gittiler. Birazcık değişik hissetmekle beraber bunun onların kendi ayakları üzerine durmaları için bir adım olduğunu düşünüyorum. Ben de karşıya geçeyim yavaş yavaş. Bakalım nasıl geçecek akşamları. Size benden bugün bu kadar. Hoşça kalın. Birazcık gideyim de ağlayayım falan.